Kafka'nın efsaneleri kıskandıran atmosferinden merhaba. Kendisine çeken mimarisi, bizleri her defasında büyüleyen sanatı, halkının görsel ve sessel estetiğe verdiği önemiyle gezmeye ve anlatmaya doyamadığımız Gürcü topraklarındayız. Yeşili sıklıkla gördüğümüz Gürcistan'da seyahat etmek, bozulmamış doğası ve içten insanları sayesinde zaman içinde yolculuk etmeye benziyor. Halkının yakınlığı ve doğasının güzelliği görenleri kendisine hayran bırakmaya yetiyor. Yeşilin tüm tonları yarışa girmiş, adeta size kucak açıyor. Gürcistan, tarihi ve kültürel yönlerden Türkiye ile sıkı bağları bulunan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve diğer Özerk Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında bir köprü konumunda olan ve bu jeostratejik özelliği sebebiyle Türkiye'nin dış politikasında önemli role sahip olan bir ülkedir. Tarihe dayanan bu dostluğun esintileri günümüze kadar artarak devam etmiş ve Gürcistan-Türkiye dostluğunu pekiştirmek adına her gün daha sağlam adımlar atılmıştır. Azerbaycan'ın kültürel mirasının sergilendiği Tiflis'te bulunan Akundon Müzesi'ndeyiz. Gürcistan iş yaşamına dair bilinmeyenler. Hepsi ve daha fazlası Kafkas Rüzgarı'nda. Kafkas Rüzgarı sizler için esiyor. Gürcistan'da bulunan Akundoğu Müzesi'nde bulunuyoruz. Burası modern Azerbaycan edebiyatının kurucusu olan Mirza Fethi Ali Akundoğu tarafından inşa ettirilmiş. Kendisi hayatının son günlerine kadar bu evde yaşamış. Mirza Fethi Ali Akundoğu'nun doğumunun 200. yılı nedeniyle bu ev yenilenmiş ve uzun bir zaman önce müze olarak sergilenmeye başlamış. Burada taş, ahşap, kemik, deri işleme, takı, halıcılık gibi Azerbaycan tarihinin çeşitli sanat eserleri ve ulusal elbiseleriyle karşılaşıyoruz. Ziyaretimiz esnasında müze müdürü Leyla Hanım bizlere eşlik etti. Akundoğu Müzesi hakkında daha detaylı bilgiler almak için Leyla Hanım'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Şu anda Azeri motiflerin sıklıkla görüldüğü, yazar Akundoğu'nun yaşamış olduğu ve müze haline getirildiği evdeyiz. Yanımızda buranın yöneticisi Leyla Hanım var. Leyla Hanım merhaba, bize biraz müzeyi anlatır mısınız? Merhaba, ben bütün TRT Avaz izleyicileri salamlayıram. Öz salam ve saygımızı Türk izleyicilere gönderirim. Mən Leyla xanım Əliyeva, Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan dramaturgiyasının təməlini qoyan filosof, böyük yazıcı Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin direktoruyam, rəhbəriyam. Yəni Azərbaycan, deməli Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi 1982-ci ildə təməli qoyulub, yəni açılıbdır və Mirzə Fətəli Axundov adına ev muzeyi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Müzik
Sanat hayatına Sebuhi Takma adıyla şiirler yazarak başlayan Akundov, 1834 yılında Tiflis'te Kafkas Başkomutanlığı'na Şark Dilleri Tercümanı olarak atanır ve hayatının sonuna kadar bu göreve devam ederek Tiflis'te yaşar. Azerbaycan edebiyatına çok büyük katkılarda bulunmuş olan Akundov'un yaşadığı ve ona ait eşyaların bulunduğu, aynı zamanda kapsamlı bir kütüphaneye sahip olan bu ev, şimdilerde ziyaretçilerine ve meraklılarına kucak açıyor. Ben teşekkürümü bildiririm Azerbaycan devletine ve Gürcistan devletinin Medeniyet Nazirliğine, onların birgə deməli, təşəbbüsüyle, birgə əməkdaşlığının nəticəsində bu muzey bugün bu şəkildə Gürcistanın paytaxtı Tbilisi şəhərinin mərkəzində fəaliyyət göstərir və azərbaycanlıların ən sevimli ocağına çevrilibdir. Bu muzeydə Azərbaycan mədəniyyətinə aid olan sərgilər təşkil olunur devlet səviyyəsində, devlet muzeylərində də və muzeyin nəzdində mədəniyyət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mədəniyyət mərkəzində dil kurslarımız, yəni Azərbaycan dilinin öyrənməsi çox önəmli bilən insanlar gəlib burada Azərbaycan dilini öyrəşir. Azərbaycanın öndə gələn sanatçıları və bestecileri haqqında fotoğraflı bilgilərə də rastlıyoruz. Tabii ki bu qədər deyil. Gezdiyimiz salonlarda Azərbaycan ulusal müziyinə ait müzik aletləri də meraklıları ilə buluşuyor. Burada musiqi fəaliyyət göstərir, muğam musiqimiz var. Uşaqlar tarda musiqi çalmaq, tar sənətini öyrəşirlər. Mən çox şadam ki, bərpa olunan muzey çox geniş şəkildə Mirzə Fətəli Axundovun fəaliyyətini, onun Gürcüstanla bağlılığını, Gürcüstanda o çox gözəl əsərlər yazıb və Gürcü dostları da olubdu. Hal-hazırda Mirzə Fətəli Axundovun əsərləri başqa-başqa dillərdə tərcümə olunur, dərc olunur və çox böyük maraq var. Necə Mirzə Fətəli Axundovun özünə, elə də onun fəaliyyətinə və onun əsərlərinə. Ziyaretimizde Gürcistan Kraliyet Ailesi üyesi Simon Bey ile karşılaştık. Simon Bey, Gabarcoba. Efendim, bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Kafkasya'daki ülkelerin arasındaki ilişkilerin gelişmesi, kalkınmasına katkı sağlamak oldukça önem arz etmektedir. Azerbaycan bizim için önemli bir ülkedir. Halkıyla, devletiyle barış ve dostluğa önem veriyoruz. Bu ülke ile stratejik alanda da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Akundov Müzesi'nde bulunmamız bundan dolayı önemlidir. Gürcü ve Azerbaycan'ı birbirine yaklaştıran Akundov çok önemli, başarılı bir kişidir. Gürcistan'da yaşayan Azerilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gürcistan'da çok sayıda Azerbaycanlılar yaşamaktadır. Azerbaycanlılar Şidakartli ve Zemokartli bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadırlar. İyi bir vatandaşlar, birlik, beraberlik içinde yaşıyoruz. Sovyetler Birliği döneminde Ruslar, Gürcüler ve Azerbaycanlılar arasında sorun çıkması için çok uğraştılar. Ancak başarısız oldular. Aramızdaki kuvvetli bağlarımız buna engel oldu. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında büyük projeler bulunmaktadır.
Gürcü el sanatlarıyla ilgilenen Nino Hanımefendi ile beraberiz. Şimdi kendisi bize yapmış olduğu hediyelik eşyaları, icra ettiği sanatını anlatacak. Kamarcoba. Bize biraz yaptıklarınızı anlatır mısınız? Şimdi sizlere ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlatacağım. Yaklaşık 10 yıldır keçe sanatı ile uğraşıyorum. Keçe sanatı, Gürcistan'ın geleneksel sanatıdır. Dönem dönem farklı şekillerde yapılmaktadır. Şimdi sizlere geleneksel Gürcü motiflerini barındıran keçe sanatını göstereceğim. Bu sanatım uluslararası sergilerde de sergilenmektedir. Keçe sanatıyla farklı farklı temalarda Gürcü hediyelik eşyalar yapıyoruz. Londra, Strasbourg ve başka ülkeler, tabii ki Türkiye gibi farklı ülkelerde de sergiliyoruz. Bu topraklarda var olan ve gurur duyduğumuz Gürcü kültürünün paha biçilemez geleneksel sanatımızı bizim kuşaklarımızdan gelecek nesile daha da güzelleştirerek aktarmak istiyoruz. Peki bizlere bu geleneğin nereden geldiğini anlatır mısınız? Keçe sanatının geçmişi yüzyıllara dayanmaktadır. Gürcistan'da da yüzyıllardan beri bu sanat yapılmaktadır. Bu şekilde günümüze kadar ulaştı. Islatılarak hazırlanır, birçok kişi bir araya gelir, büyük bir parçayı yoğurarak şekillendirirler. Bu çobanın abası, yaklaşık 8 kilo yünden yapılır. Dağlarda sürüyü otlatan çobanı soğuktan korurdu. Bu da eski Gürcü geleneksel papak, yünden yapılır. Bu o kadar iyi yoğrulmuş yapılmıştır ki su dökseniz geçirmez. Bu Gürcü ulusal kıyafetin bir parçasıdır. Bugün sahnelerde dansçılar kullanmaktadırlar. Bu geleneği devam ettirmek için ben de yapıyorum. Eskiden var olan bize ait bu gelenek unutulmasın, devam etsin. Bu geleneksel halk kültürü, sanatı hep devam etsin. Bu sanatımı gelecek kuşaklara, kendi çocuğuma aktarmak istiyorum. Bu sanatı daha modernize edilmiş unsurları, motifleri de katıyoruz. Çünkü sanat eski ancak sanatın gelişmesi modern çizgileri de barındırması gerek. Çalışmalarımıza yenilikler katmaya çalışıyoruz. Şu anda bu sanat devam ediyor mu? Yeni yetişen nesil bu sanata ilgi gösteriyor mu? Durum nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Son yıllarda Gürcistan'da keçe yapma, yün eğirme, keçe sanatı popüler hale geldi. Çok kişi bu sanatı yapmak istiyor. Keçe sanatını farklı şekilde ve değişik kalitelerde yapanlar var. Zor bir sanattır. Çok zaman isteyen bir iştir. Materyalin hazırlanması, boyanması, yünün eğrilmesi, örülmesi gibi zor ve uzun zaman gerekiyor. Sonra buna şekil verme, boyanması ve süslenmesi. Gürcüler yeteneklidir. Birçok kişi bunu çok iyi yapıyor. Çocuklara da öğretiyorum. Bu sanatı bazıları çok iyi yapıyor, bazıları zor yapıyor. Birçok kişi bunu yapmak için çalışıyor, ilgi büyük.
Küçük küçük hediyelik eşyalar, oyalar yapıyorlar. Kimi evde, kimi kolejde, kimi de kurslara giderek öğreniyor. Bu bizim yaşantımız, kültürümüz. Herkes bu kültüre katkıda bulunmak için çalışıyor. Bize bu yaptıklarınızdan bir örnek gösterebilir misiniz? Ben şimdi size ulusal maket bebeğin yapılışını göstereceğim. Ulusal, geleneksel maket hediyelik eşya olan bebeğin yapılışının aşamalarını anlatacağım. Başlayalım. Bu yün yumağıdır. Bu eğrilir, boyanır. Ancak ben maketin yapışını göstereceğim. Bunu iyice, sıkı bir şekilde katlayacağız. Bunun için özel yapılmış iğne ile yumak haline getiriyoruz. Şekil alması için uzun zaman gerekiyor. Buna maket bebeğin şeklini vereceğiz. Bu bahsettiğim çobanın abası. Çok uzun zaman gerekiyor bu şekil alması için. Bakın nasıl kalın ve sıkı. Bu şekilde işleme tabi tutuyoruz. Bu hale gelmesi için. Soğan yaprağından bu rengi elde ettim. Gövdesini bu şekilde sarıyoruz. Sonra bu şekilde işleme devam ederiz. Çok uzun zaman gerekiyor. Neredeyse bu bir gün bile sürebiliyor. Bundan dolayı sonraki etabı göstereceğim. Küçük düğmeler yapmak için siyah yünü alalım, bu şekilde yuvarlayalım. İşte biz geleneksel Gürcü papaklı abalı maket bebek yaptık. Magrets romla mazihar shenamt chem tvinis debi Nardani nay 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 Nardani nay nay na Nardani nay 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 Nardani nay nay na Shavkalachi balima gogov shenzet valimak shenats famgi povnia ragonjir balimak Nardani nay 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 Nardani nay nay na Nardani nay 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 Nardani nay nay na Go 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 kis kisa Akcha moldiz ris pirsa Tzali masvi kop kita Gamaz revi kotsnita Nardani nay 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 Nardani nay nay na Nardani nay 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 Nardani nay nay na Iket gag matret tebi, gomor asmeri tebi Magret romla mazika, jenam shem twinis debi Nardani nai nai nai, Nardani nai nai na
Şu anda yanımızda uzun yıllardır burada yaşayan Mehmet Bey var. Mehmet Bey merhaba öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Ben 1999 yılından beri Gürcistan'dayım. Yaklaşık 15 yıl oldu. 99 yılında eğitim amaçlı geldim Gürcistan'a. Gürcü Türk Sinema Üniversitesi'ni bitirdim. 2004 yılından sonra da iş hayatındayım. Gürcistan hem konum olarak hem kültürel olarak çok zengin bir ülke. Burada Azerisi, Rusu, Ermenisi, Kürtü, tabii ki Gürcüsü çok farklı ırklara, farklı dinlere sahip insanlar yaşıyorlar. Hem yemekleri de çok doğal ve çok güzel yemekleri var. Çok çeşitli yemekleri var, sebze ağırlıklı, ceviz ağırlıklı. Ben Artvinopalı olduğum için fazla zorluk çekmedim. Çünkü akrabalık bağlarımız da var. Gürcistan'da 2001 yılında evlendim ben. Yaklaşık 13 yıldır evliyim. Yani 9 yaşında bir kızım, 5 yaşında da tekrar bir kızım var. Eşiniz 9... Gürcü mü? Eşim Gürcü, evet. Büyük kızım aynı zamanda Gürcü halk dansları topluluğu olan Erisyoni'de dans etmekte. 3-4 yıldır orada. Yurt dışına festivallere de katılıyorlar. Türkiye'ye de gittiler. Alanya'da festivale katıldılar. Gürcistan son 5-6 yıldır çok gelişim gösterdi. Hem dünyaya açıldı, hem ekonomik olarak, hem kültürel olarak. Kendi kültürünü dünyaya gösteriyor şu anda. Dünya bazında da 8. sırada şu anda en reformcu ülke olarak Gürcistan'da. Burada iş yapmanın hiçbir zorluğu yok. Bir günde şirket kurup, ikinci gün banka hesaplarınızı açıp, internet bağlatıp işinize başlayabiliyorsunuz. Biz de Gürcistan'da şu anda iş yapmaktayız ve her konuda destek veriyorlar. Çok rahatsız açıkçası. Burada Gürcü halkı en önemli ilk sıraya kültürü yerleştirmiş durumda. Bütün küçük çocuklar 4 yaşından sonra piyano dersi, işte yüzme dersi, özellikle dans, halk dansları, bu konularda eğitim almaktalar. Küçük çocuklara eğitim vermekteler. Aynı zamanda mutlaka 2 ya da 3 dil biliyorlar. Gürcü, Rusça ve bu son zamanlarda İngilizce ağırlıklı. Biz hayatımızdan memnunuz açıkçası. Bütün Türk halkına da Gürcistan'a gelmelerini, iş yapmasalar bile mutlaka burayı görmelerini istiyorum. Gecesiyle de büyüleyen Tiflis'te akşam gezmeleri de gerçekleştirdik. Parlayan ışıkların büyüsüne kapılmak çok zaman almıyor. Mimarinin güzelliğinin yanında ışıklandırma sistemi de daha görkemli kılıyor yapıları. Hayranlıkla Tiflis'in şehir merkezini gezerken iş adamı Orhan Yavuz'la karşılaştık. Küresel bazlı şirketlere danışmanlık yapan Orhan Yavuz, bizlere Gürcistan'a yapılan yatırımlardan ve buradaki yatırımcılardan bahsetti. Kentin eşsiz manzarası eşliğinde detaylı bir röportaj gerçekleştirdik kendisiyle. İşte Gürcistan iş yaşamına dair bilinmeyenler. Şu anda yanımızda küresel ölçekteki şirketlere kurumsal liderlik alanında danışmanlık yapan Orhan Bey bulunuyor. Orhan Bey bize Gürcistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri anlatacak. Merhaba. Merhabalar efendim.
Bildiğiniz gibi Gürcistan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kısa bir süre içerisinde bağımsızlığını ilan etmiş Kafkas ülkelerinden birisi. Tabii ki biz son 25 yıldır Türkiye ekonomik olarak nereden nereye geldi diye bakarsak Gürcistan'da benzer bir şekilde 1990'ın başlarından 2014'e kadar önemli mesafeler kat etti. Tabii ki buradaki ülkedeki rejimin bütünüyle değişmesi ve kurumların yeniden yapılanmasının getirdiği darboğazlardan kaynaklı olarak gelişme ilk 10 sene sonrası döneme denk geldi. Gürcistan birkaç aşamada küçük ölçekli de olsa iç sıkıntılar yaşadı. Türkiye bu anlamda doğru tercihini güçlendirir adımlar attı. Gürcistan'ı destekledi ekonomik olarak, politik olarak ve bir ölçüde de askeri ilişkiler anlamı, güvenlik politikaları açısından. Yalnız iki ülke ilişkilerinin gerek dostluk, kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda derinleşmesi noktasında sanıyorum yeteri kadar mesafe kat ettiğimiz söylenemez. Ekonomik ilişkilerdeki önemli bir başlık da Türkiye kaynaklı doğrudan yatırımlardır. Yani Gürcistan'daki Türk şirketlerinin yatırımlarıdır. Bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yani Türk sanayisinin bel kemiği olan en dinamik alanının hareketlilik kabiliyetini Kafkaslara ve Orta Asya'ya taşıması açısından önemlidir. Yani biz bu pazarlar son derece ciddi doğal rezervlere sahip, doğal kaynaklara sahip pazarlardır ve gelişen pazarlardır. Yani yarın öbür gün bu pazarlarda kişi başına gelir 10 bin, 20 bin dolar eşiklerine çok daha artan bir hızla ulaşacaklardır. Yani böyle %1'lik, 2'lik büyüyen ekonomilere mal satmak için, ürün satmak için kendimizi patlatırken elimizin altındaki olan bir pazar, Gürcistan gibi bir lokasyonu kullanmak aynı zamanda Orta Asya ve Kuzey ülkeleri pazarlarına da yakın olma tercihiyle bir bakıma ciddi bir pazara erişme kabiliyetini de şirketlerimize kazandıracaktır. Böyle bir fırsat her iki ülke için çok çok önemli olacaktır. İnsanlık değeri olan kültürel mirasları sizlerle buluşturmanın keyfiyle programımızı kapatıyoruz. Hayatınızdan estetik değerlerin eksik olmaması dileğiyle. Kafkas rüzgarı sizler için esti.